Selçuklu'nun merkezi. Belki de Anadolu medeniyetlerinin tamamının merkezi. Adı Selçuklu olan ilçenin tam ortasındayız. Efendim şu an Konya Selçuklu ilçesindeki Alaaddin Tepesi'nin tam üstündeyiz. 350 metreye 250 metre ebadında ve 20 metre yüksekliğinde protohistorik, yani tarih öncesi dönemlere ait medeniyetlerin üst üste binmesiyle oluşan bir merkezde bulunmaktayız. Burası bir höyük. Höyük medeniyetlerin yüzyıllar boyunca devletlerin aynı toprak üzerinde oturması ve bırakmış oldukları binaların yıkılmasıyla birlikte oluşan suni tepeciklerdir. Burası, yani protohistorik dönemlere ait olan bu tepe, 1941 yılında yapılan bölgedeki arkeolojik kazılardan sonra anlaşılmıştır ki, günümüzden tam 5000 sene önce, milattan önce 3000 yılında erken Tunç devrinin yaşandığı dönemlerdir. Birazcık daha yukarıya çıktığımızda Hititleri, Frigleri, hatta Lidyalıları, Lidyalılardan bir öteye Ahimennis denilen bir devletin var olduğunu görüyoruz. Belli bir süre boşluk. Ardından Roma, sonra Bizans, sonra Selçuklu, sonra beylikler, Osmanlı ve bugün Türkiye Cumhuriyeti. Öyle tarihle boğazına kadar dolu bir bölgedeyiz ki, adımını attığın her santim, gözünün gördüğü her nokta 5000 yıllık bir tarih ile zengindir ve doldurulmuştur. ...26 Ağustos 1071 tarihinde Muş Malazgirt'te Diyojen'i yenerek bu toprakları Türk İslam beldesi yapan Alparslan Gazi'nin ruhuna rahmet. Öyle bir çığır açtı ki ardından devletler, beylikler, medeniyetler bu topraklara geldi. Bu toprakları İslamlaştırdı, Türkleştirdi. 1094 tarihinde Kutalmışoğlu Süleyman Şah önderliğinde bir Türkmen grup Bursa, İznik'e geldi. İznik'i başkent ilan etti. Artık Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik'ti. Birkaç yıl sonra 1095-1096 yıllarında 1. Haçlı Seferi ile Avrupalılar üzerimize öyle bir geldiler ki, tıpkı bugün gibi 6 devlet, 7 devlet, 8 devlet birleşerek üzerimize geldiler ve bu 1 milyon kişiyi buldu. 1 milyon kişilik ordu İznik'e, Bursa'ya, Eskişehir'e kademeli olarak vurmaya başladı. Bu durum karşısında geri çekilmekten başka bir çaresi olmayan Selçuklu Devleti Konya'ya kadar çekildi ve artık 1100'lerden itibaren Konya, Alaaddin Tepesi Selçuklu Devleti'nin, Devlet-i Ali Selçuk'un medeniyet ve siyaset merkezi oldu. Üçüncü Haçlı Seferi olarak tarihe geçmiş olan savaşın komutanı Barbarossa Konya'yı işgal etti. Askerlerini 350 metre ile 250 metre ebadında bulunan Alaaddin Tepesi'nde, işte tam olarak bu topraklara kurmuş olduğu çadırlarda askerlerini dinlendirdi. Bir süre sonra Selçuklu Devleti tekrar Konya'yı ve şu an bulunduğumuz Alaaddin Tepesi'ni devraldı. Roma Devleti'nin bu topraklardaki işgali çok uzun sürmedi. Selçuklu Devleti, yani literatürde ve kaynaklardaki adı ile Devlet-i Ali Selçuk geldi, bu toprakları tekrar İslamlaştırdı, tekrar Türkleştirdi
ve bu topraklarda tekrar Ezan-ı Muhammedi'nin hakimiyeti başladı. İşte Alaaddin Keykubat denilen Selçuklu hükümdarının döneminde bu tepe adını ve bu tepe canlılığını kazandı. Bu tepeye türbeler yapıldı. Padişahlar, Selçuklu sultanlarının türbeleri bu tepeye defnedilmeye, camilerin bu tepeye konulması, bu tepenin Alaaddin Tepesi'nin yıldızının doğmaya başladığı günlerdir. Selçuklu Devleti'nin başkenti, Konya'nın başkenti Alaaddin Tepesi'ndeyiz. Osmanlı Devleti, Karaman Beyliği'ni ele geçirdikten sonra Konya'ya da hakim oldu. Bugün de Allah'a şükürler olsun, Allah kıyamete kadar var etsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Konya ilinin, Selçuklu ilçesinin güzel bir parklık ve koruluk alanıdır. Yolunuz Konya'ya düştüğünde mutlaka ama muhakkak Alaaddin Tepesi'ne gelin, bu tepede ruhunuzu dinlendirin ve tarihe şahitlik yapın.